Mehmet Yılmaz, yüzü kızaracak hakim lazım. Instagram'ın kapatılması konusunda eleştiriler yapan Dilrubaye'nin hapishanede tutuklu olarak geçireceği her gün, memleketin adliyesi için büyük bir utanç kaynağı olacak. Kendisi gibi düşünmeyenlere, cibilliyeti bozuk diye alenen hakaret eden Cumhurbaşkanı'ndan ilham almak, örnek olarak onu seçmek nasıl bir suç olabiliyor? Bu da ayrı mesele. Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilrubaye, bir sokak röportajında Instagram'ın kapatılması konusunda eleştiriler yapan genç bir kadın tutuklandı. Bu Türkiye'nin adalet sisteminin Erdoğan rejiminde geldiği yeri gösteren bir örnek. Bu kararı alan hakimin, bu tutuklamayı talep eden savcının okuduğu hukuk fakültesi hangisidir bilmiyorum ama üniversitenin arka kapısından mezun olmuş olmaları olasılığı hayli yüksek. Dilrubai isimli genç kadının sözleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa tarafından garanti altına alınmış ifade, fikir özgürlüğü kapsamında. Şiddete çağrı yok, şiddet yok, kimseye karşı ağır hakaret yok. Bir kısım seçmene geri zekalı diyor ki seçmen davranışlarının tümüyle akıl ve zeka üzerinden açıklanamayacağı da bilinen bir gerçek. Kaldı ki bu, geri zekalı, tanımına uyanlar bu sözlerden çok rencide olmuş olsalar bile bu dil nin tutuklanmasını gerektirmiyordu. Ve daha da ayıp olanı, mahkum edilse bile, yatarı olmayan, bir ceza verilecek bir vatandaşın özgürlüğünü elinden almak. Denetimli serbestlik bunun için var. Cumhurbaşkanının kendisi gibi düşünmeyenlere, cibilliyeti bozuk diye alenen hakaret ettiği bir ülkede yaşayan bir vatandaşın, bir anlık öfkeyle birilerine geri zekalı demesi suç filan değildir. Vatandaş ülkeyi tek başına yöneten kişiden ilham almış belli ki. Kendine örnek olarak Cumhurbaşkanını seçmek nasıl bir suç olabiliyor? Bu da ayrı mesele. Dilrubaye'nin hapishanede tutuklu olarak geçireceği her gün memleketin adliyesi için büyük bir utanç kaynağı olacak eskiden hakimlerin tarafsız olmalarını, derin bir hukuk nosyonuna sahip olmalarını, kanunları, içtihatları bilmelerini filan beklerdik. Erdoğan rejiminde birçok şey gibi bu konudaki beklentilerimiz de küme düştü. Artık verdiği kararı açıklarken sadece yüzü kızarabilen bir hakime de razıyız. Tecavüz taciz yurtlarını kapatamıyorlar Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram kapatıldığında verdiği demeçte katalog suçları dikkate almadılar demiş, ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var diye de eklemişti. İnternet yayınlarına ilişkin olarak yasada sayılan katalog suçlar, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, intihara yönlendirme, fuhuş, sağlık için tehlikeli madde temini kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, spor karşılaşmalarında yasa dışı bahis, müstehcenlik, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar, devlet istihbarat hizmetlerine ilişkin yasaklanmış belge temini ve sahte belge üretimi, MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini ifşa şeklinde sıralanıyor. Ceza muhakemesi kanununda çok daha kapsamlı bir katalog suçlar listesi var ki, göçmen kaçakçılığından sağlık personelini yaralamaya, Soykırım ve insanlık suçlarından anayasal düzene karşı suçlara, hırsızlık ve yağmadan cinsel saldırı suçlarına kadar uzanıyor. Bu çerçevede tarikat yurtlarında işlenen taciz ve tecavüz suçları gibi suçlar da her iki kanunda altı çizilen ve işlendiğine kanaat getirildiğinde tutuklama kararı için ayrıca bir araştırmayı gerektirmeyen katalog suçlardan ancak bir fotoğrafta böyle bir ağır suçun izini bulup sosyal medyayı kapatan AKP zihniyeti, bu tür tarikat yurtlarında işlenen suçları görmezden gelmek gibi bir refleks geliştirmiş. Bu nedenle kapatılan bir tarikat yurdu hiç görmedik mesela. Üstelik bu suçun işlendiği yurtlardan bazıları merdiven altı diyebileceğimiz kaçak ve izinsiz yurtlar. Onlar bile kapatılmadı. Ülkemizin değerleri ve hassasiyetleri sıra tecavüzcüleri yurt görevlisi yapan tarikatlara gelince unutulu veriyor demek ki. Mehmet Y. Yılmaz kimdir? Mehmet Yakup Yılmaz 1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulu'nda Ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Denizli Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe SBF öğrencisi iken 1975 yılında Ankara'da Mehmet Ali Kışlalı yönetimindeki Yankı dergisinde başladı. Derginin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini de bir süre yürüttü. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türk İşe Bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE İş Sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı, sendika gazete ve dergilerini yayınladı askerlik görevini Kara Harp Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınları'nda mesleğe döndü. Gelişim Yayınlarında Erkekçe ve Bilim Dergilerinin Genel Yayın Müdürü Yardımcılığı ve ardından Gelişim TV Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hürriyete geçti ve Hürriyet Dergi Grubunu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playman gibi dergileri yayınladı. Daha sonra Dönemli Yayıncılık Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte dönemli yayıncılıkın bir numara yayıncılığa dönüşmesi sırasında genel müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Kozmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30'u aşkın derginin kuruculuğunu yaptı. 1995 yılı başında Posta Gazetesi'ni yayınladı. Aynı yılın sonunda Fanatik Gazetesi'ni, 1996 yılı sonunda da Radikal Gazetesi'ni kurdu, genel yayın müdürlüğünü yürüttü. 2000 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan Burda Dergi Grubu bunun CEO'luğu görevini üstlendi. 2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ekim 2018'den itibaren T24'te yazmaya başladı. Gazete köşe yazılarından derlenen, kırmızıyı seçtim, aşk mavinin altındaydı. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma, aşktan sonra hayat var mı, şaşırma duygumu kaybettim, hükümsüzdür, isimli kitapları yayımlandı. Aşk her şeyi affeder mi, isimli uzun hikayesi de kitap olarak yayınlandı. Türkiye medyasında en çok yayın başlatan gazeteci, olan Mehmet Ye, Yılmaz, güncel politik gelişmelerin yanı sıra, Deneme tarzındaki yazıları ile futbol üzerine yaptığı yorumlarıyla da biliniyor.